Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski tip uydu alıcılarında yeni uydu ekleme, uydu düzenleme, uydu silme gibi işlemler nasıl yapılır bunu anlatacağım sizlere. Öncelikle ben yeni uydu alıcısını evde eski bir tip televizyon vardı. Buna taktım ve kanalların çekmediğini gördüm. O yüzden tüm uyduları silip tekrardan ekleyeceğim. Bunu da sizlerle beraber yapacağız. Öncelikle kumanda üzerinden exit tuşuna basıp şöyle kanalların açılmadığını görelim. Hatta kumandamız üzerinde bakın ok tuşu var. Bastığımız zaman kanalların burada geldiğini görüyorum ama kanalların hiçbirinin açılmadığını görüyorum. O yüzden ben bu uydu alıcısı üzerinde düzenleme yapıp tekrardan bir kanal arama yapacağım. Bu tip eski uydu alıcılarında genel olarak menüler benzerdir. Şöyle exit yapayım. Menü kumandadan bakın menü tuşumuz var. Buna tıkladığım zaman böyle bir ekran çıkacaktır. Bu tip Basit yani basic düzeydeki uydu alıcılarında hep bu ekran vardır. Şimdi burada uydu silme kısmına geliyorum. Uydu silmede oka basıyorum. Ve burada daha önceden eklenmiş olan tüm uyduları ekleyip tekrardan tarama yapacağım. Çünkü bunların hafzası kapasitesi yüksek olmayabilir. O yüzden burada tümünü sil ben. Tabi siz bu işlemi uygulamadan önce tüm uydularda bir kontrol edebilirsiniz. Ben de hiçbiri çalışmadığı için işlemleri sıfırdan yapacağım. O yüzden bakın ne var burada seç kısmı var. Bakın şöyle ok yönüyle seçebiliyorsunuz. Ve seçmiş olduğunuz uyduyu silebiliyorsunuz. Ben burada sıfır tuşuna basarak tamamını seçtim. Ve bakın sıfır tuşuyla tamamını seçtim. Normalde tek tek seçerek de silebiliyorsunuz. Şöyle bakın sıfır tuşuna basıyorum. Hepsini seçti. Ve OK tuşuna basıp istediğim uyduyu çıkartabiliyorum. Tabi tekrardan sıfır tuşuna basıp hepsini sileyim. Tekrardan sıfır tuşuna basıyoruz. Bir dakika sil tuşumuz neredeydi? Evet sıfır tuşuna basılırken hepsini seçiyor. Tekrar sıfıra basarsanız çıkıyor. Ok tuşuna basarsanız çıkarmak istediğiniz kanal uyduyu çıkartıyorsunuz. Ben menü tuşuna basıyorum. Kaydetmek istiyor musunuz diyor. Okey diyorum. Uydu silmeye tekrar dönüyorum. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm uydular silindi tüm uydularım silindiği için böyle bir ekran karşıma çıkıyor. Uydu yok diyor. Yani silme işlemi oldukça basit. Ne yapıyorsunuz? Menü tuşuna geliyorsunuz. Uydu silme kısmı vardı. Tabi burada bir geri yapalım. Menüye basalım. Çık diyelim. Böyle bir ekran karşımıza çıktı. Tabi fabrika ayarlarına da dönebilirsiniz şuradan. Tabi bu çekmede de bakın şu yön tuşları var ya. Bunlarla geçebiliyorsunuz. Bakın şu uydu kısmına geçiyor. Kanal ayarı kısmı. Yani şu yan tuşlarla kanal ayarı, uydu ayarı, bakın. Kanal ayarı, anten ayarları, sistem ayarları, sistem araçları gibi kısımlar bulunmakta. Buradan cihaz diline kadar değiştirebiliyorsunuz. Yine cihaz programlama yapabiliyorsunuz. Biz uydu ayarlarının uydu silmeye geldik. Sıfıra bastık. Sonra menü tuşuna basarak Oke OK tıkladık. Daha sonra menü tuşuna bastıktan sonra tüm uyduları sildik. Şimdi bakın az önce yaptığımız işlemde tüm uyduları sildik. Tabi burada bu işlemlerden kendinizden emin değilseniz bu işlemleri yapmanızı önermem. Çünkü tüm uyduları sildik. Şimdi tekrardan bir tane uydu ekleyeceğim ben buna. Ekleyeceğim uydu da TürkSat. Ne yapıyoruz? Şurada menü tuşuna tekrardan tıklıyoruz. Kumandamızın üzerindeki bu ekran açılıyor. Bu altta bakın sekmeler var. Bu sekmelerin ne geldiğini göstermiştim. Şöyle yön tuşlarıyla geçebiliyordunuz. Kanal ayarlarını. bakın birinci sekme kanal ayarları. ikinci sekme anten ayarları. Anten ayarlarında bakın Uydu düzenlemeye girerseniz hiçbir şey yapmaz. Uydu silmeye yapmaz. Otomatik aramada hiçbir şey yapamazsınız. Burada niye hiçbir şey yapamıyorsunuz? Çünkü tüm uyduları sildik. Geleceğim buraya şimdi sildiğim uydulardan yeni bir tane ekliyorum. Yeni uydu ekleyeceğim. Uydu ismi vereceğim. Benim ekleyeceğim uydu TürkSat. Şuradaki ismi komple bir silmem gerekiyor. Ee, nasıl silebilirim bunu? Şunun üzerinde ne var? Exit tuşu var. Şurada exit. Exit tuşuyla komple siliyorum. Daha sonra buraya ne yazacağım? Sildiğim tuş şuydu. bakın. Exit tuşu. Şöyle göstereyim. Exit tuşu ile sildim. Ve buraya TürkSat yazacağım. TürkSat yazdım. okey Tıklıyorum. İsmin çok önemi yok da ben doğru ismin olmasına çalıştım. Uydu boylamına bir şey girmeyeceğim. Elen bir gücü var. Buna da herhangi bir şey girmiyorum. 18 Watt otomatik diyorum buraya. Kullanıcı tipi önemli burada. Burası bakın ne var? Bende kullanıcı diye yazıyor kullanıcı tipi. Bunu yok tuşlarıyla yana geçerek Universal'a çeviriyorum. Universal'da burada frekanslar. Birinci frekansımız 9750. ikinci frekansımız 10600. Bu şekilde kalacak. Şurada daha efekt diye bir şey var. Bunları kapalı bırakıyorum. Çift çeyrek kullanıyorsanız bunları açmak zorunda kalabilirsiniz. Daha ayarları da bu şekilde. Bunu da olduğu gibi bırakacağım yani. Daha Daha sonra ne yapıyorum? Ok tuşuna basıyorum. Pardon burada ok tuşuna değil de şöyle bir menü daha yapalım. Bir kere daha menüye basıyorum. Çık demek. Bakın şu kumandamızın üstünde menü tuşu var ya hemen şu tuşlar da yerine görün diye şöyle bir göstereyim önce. Bakın menü exit kullandığım tuşlar genelde bu. Menüye bastıktan sonra karşıma böyle bir şey çıkıyor. Kaydetmek istiyor musun diyor. Okey diyorum. Okey dedikten sonra bir sonraki menüde uydu düzenleme vardı. Uydu düzenlemeye tıkladım. Şu an uydu düzenleme ayarı yapıyor. Yani menü tuşuna bastık döndük ya az önce kaydettik ekranda. Orada uydu düzenleme sekmesi vardı. Tabı vardı. Oraya tıkladık. Şu an uydu düzenleme yapıyor. Şimdi az önce tüm uyduları silmiştik aslında sadece TürkSat'ı silseniz de olur. Şimdi düzenleyelim. Bir bakalım şu an TürkSat'ta uydu boylam. elen LNB gücü otomatikte universal. LNB frekansı 9750 e, ikinci frekans 10600. Burada şunu LNB 1 yapalım. Tekrardan şu menüye basıp kaydedip çıkalım. Şimdi otomatik kanal aramaya gelelim. Şimdi manuel kanal aramaya geldik. Anten ayarları kısmında yine şu sekmedeyiz. OK'ye basıyoruz. Burada uydu ismimiz Türksat'ta kalacak. Bakın şöyle. En iniyoruz. Ekle'ye giriyoruz. Ekledikten sonra buraya ne yazacağız? Frekans. 12380 yazacağız buraya. 12380. Sembol oranı ise 27500 olacak. Tabii şurayı yanlış çattık yine bozduk. Sembol oranını ise 27.500 yapıyoruz. Şuradan. Altı iniyoruz. Polarizasyonu ayarlıyoruz. Okey deyip tabi 27.500 ayarladıktan sonra tabi şurayı bozmuşuz tekrardan. Hemen düzeltelim. Buna okey diyoruz. Bunu ise V'ye ayarlıyoruz polarizasyonunu. Daha sonra bunu menü tuşuna basarak kaydediyoruz. Daha sonra burada şunu yapıyoruz. Şebeke aramayı açık yapıyoruz. Alta inip otomatik aramayı başlat diyoruz.